Teşekkür ederim hocam. Bismillah, Allah Allah. Vakitler hayırlı. Hayırlar fethola. Şerler defola. Müminler şadola. Hak Muhammed Ali gözümüz, yardımımız, ekşimiz. 12 imamlar, 14 masum parklar, 17 kemer ve sefendilerimizin katlarında, darlarından ayrılır. Üçlerin, beşlerin, yedilerin, kırkların ve rica-i gayb erenlerin, kutlu akrab efendilerimizin hayır hizmetleri, hizmetleri üzerinize hazır ve nazır. Yüce Allah dertlerimize derman, hastalarımıza şifa ihsan eyliye, bize demansız dertlerden, görünür görünmez afetlerden saklayıp koruyor. Geçmişlerimize rahmet eyliye. Yüce Allah yurdumuzu, ulusumuzu, varlığımızı, bilgimizi, dilimizi sonsuz eyliye. Ordumuzun kılıcını keskin, sözü üstüne eyliye. Dualarımızı derya izzetinde kabul eyliye. Duası bizden, kabul Allah'tan ola gerçeğe eriyor. Değerli konuklar, Büyük Mutasavvuf Hazreti Mısır Hazretleri'nin yeni yeri tanımakta olduğumuz bir dönemde, ki bunu bir kusur, bir eksiklik olarak kabul ediyorum. Bir Allah adamı, bir Allah beylisini, bir Ali Bektaş'ın bir bekiyle başlamak istedim. Ama bizim özde Niyazi Mısri Hazretleri'ne bir özü borcumuz var. Malatyalı olarak borcumuz var. Yeter kadar tanımadık, zamanla tanıyamadık. Şu anda Türkiye insanı olarak özü borcumuz var. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti Osmanlı'nın bir damı kabul edilir. Osmanlı'nın yaptığı zulmü, kendilerine taktıkları bu ayı, bu kavli ve o çileyi herhalde bize de geçmişlerimizin, büyüklerimizin yaptıkları suçlardan dolayı bir özür borcu yenilemek, tazelemek gibi düşünüyorum. Allah her şeye rağmen bizi Niyazi Mısri Hazretleri'nin nimetinden de ayrı tutmasın, eksik etmesin. Değerli konuklar, eğer geçmişimizi bilmezsek, geleceğimizi pek rahat çizemeyiz. Bu vesileyle Niyazi Mısri Hazretleri'nin içinde bulunduğu 17. yüzyıl ile ilgili biraz kısa da olsa bir tarih özet sunmak istiyorum. Şimdi 16. yüzyılda Yavuz Sultan Selim'in İran seferi, İran demeyelim, Şah İsmail olan meşhur meselesinden dolayı Anadolu'da bazı duvarların yıkıldığını, bazı taşların yer değiştiğini görürüz. Nedir bunlar? Yavuz Sultan Selim'in Şeyhülislamları İbn-i Kemal veya Kemal Paşazade diye de anılır ve keza Müftü Hamza Efendi'nin zehir zembelek fetvalarıyla Anadolu'da bir mezhep tavasının başladığını, bir mezhep kıyımının başladığını görürüz. Öyle ki bu fetvalar arasında, ki Doğu'da özellikle etkili olmuştur bu fetvalar, Doğu Anadolu yöremizi. İşte fetvanın yazıldığı yöreye hitaben, bu bölgenin Darül Harp olduğu, burada Alevi Kızılbaş tayfasının olduğu, bunların erkeklerin katledilmeleri gerektiği, kadınların, çocukların ve mallarının ehl-i sünnet arasında paylaşılması gerektiği, bazı fetvalardan namuslarının dahi ehl-i sünnete helal olduğu istikametinde zehir zemberek fetvalarda bugün dahi sıkıntısını çektiğimiz bazı mezhep çatışmalarının maalesef fitile ateşlenmiş bulunuyor. 17. yüzyıla geldiğimizde bu fetvaların etkisini daha da görüyoruz. Çünkü müthiş bir Alevi Türkmen kıyımı başlamıştır. Kuyucu Murat Paşa'nın 100 bin civarında Alevi Kızılbaş Türkmen kendisiyle kuyular doldurduğu biliniyor. Ki İsmail Hakkımızın çarşılı hocamız bu rakamı 65 bin olarak veriyor. Ve bu coğrafyada bir de Vani Mehmet Efendi ki Niyazi Mısri Hazretleri'nin Sürdü'ne gitmesindeki en büyük etkenlerden biridir. Çıkıyor ve Vani Mehmet Efendi'nin gelmiş olduğu, yetişmiş olduğu coğrafyaya baktığınızda Osmanlı Şeyhistanlığı'nın katliam fermanlarının
en çok etkili olduğu yöre, keza Osmanlı padişahlarını belli bir yöre halkına beylikler, emirlikler ihsan ederek onların Osmanlı tabiasında tutup Şah İsmail'e veya Kızılbaş Alevi Şah İsmail'e karşı bir güç olarak, bir tampon olarak kullanmakta olduğunu görüyoruz. Ve Vali Mehmet Efendi de böyle bir coğrafyada Van'ı Hoşa bölgesine geliyor. Bu bilgiyi şunun için özellikle ben bu vermeyi hissettim zaruret olarak. Çünkü demin dediğim gibi Niyazi Mısır Hazretleri'nin sürgüne gitmesindeki en büyük etkenlerden bir tanesi Vali Mehmet Efendi'nin telkinleridir. Ve kökeninde de geçmişten kötü bir miras olan bu inanç çizgilerindeki farklılıklar meydana gelmektedir. Bu kadar kısa bir hayattan, bir tarihi özetten sonra Anadolu'daki yapıya da biraz okuyarak bakmak istiyorum. Zaten hocam kapı yaşlı daraldığı yerde de diyecek ki nasıl zaten bunlar sınım haline, kitap haline çıkacak, kitabı okursunuz diye. Şimdi 17. yüzyıl Anadolu'sunda çok ilginç konular tartışılıyor. Bu tartışılan konular aslında tütün ve kahve içmek helal midir, haram mıdır? Hazreti Peygamber'in babası Abdullah mümin olarak mı vefat etmiştir? Muaviye'nin oğlu Yezid'e lanet okunur mu, okunmaz mı tartışmasına kadar her şey var. Raks ve devran adına olan sesli zikir meclisleri yeni esaslara uygun mudur, dine esaslara uygun mudur, değil midir? Muhiddin Arabi büyük bir sufi midir, yoksa koyu bir kafir midir? Firavun'un mümin olarak öldüğünü savunan İbn Arabi haklı mıdır, haksız mıdır? Kabirleri ziyaret etmek meşru mudur, değil midir ve bidatlar meselesidir. Şimdi bu maalesef o günkü Anadolu'muzda tartışılan konular arasında. Ve bu yüzyılda görülen hoşgörüsüzlük, isyan ve kalkandı halkı ve bir kısım kimseyi kurtarıcı beklemeye sevk eder. Bu durumdan istifade etmek isteyen bazı kimseler mehdilik ve mesihlik iddiasında bulunurlar. Bunlardan Yahudi Moiz Sebatay yakınarak sorular ama Müslüman olduğunu söyleyince affedilir. Ve bunu da belirttikten sonra tarikatların genişlediği, geniş bir zümreye hitap ettiği ve mürit toplama yoluyla etkinliklerini genişlettiği bir dönem görüyoruz. Ama aynı zamanda 17. yüzyıl özellikle sonlarına doğru Osmanlı'nın artık tamamen çöküşe geçtiği, savaş kaybettiği, toprak kaybettiği bir dönemdir. İşte 17. yüzyılın başlarında da 1618'de Malatya'mızın bağrından Niyazi Mısri Hazretleri gibi biri doğuyor, biri çıkıyor. Kısaca Malatya coğrafyasına da atıfta bulmak istiyorum değerli misafirler. Malatya coğrafyası Anadolu'nun Türkleşmesinde ve İslamiyet'in yayılmasında en önemli coğrafyalardan bir tanesidir. Belki okullarınızda bunlar okutulmuyor ama Malatya coğrafyası 24 Oğuz boyundan Karhun boyunun boy beylerinden ki Seyidi alarak da Seyitlik taraftarı vermiştir. Dede Karhunların memleketidir. Keza Koca Ahmet Yesevi'nin yeğeni Şeyh Hasan Onar dedenin memleketidir. Bugün Dersin topraklarında Şeyh Hasan'la adıyla en az 7 aşiret bulunmaktadır. Keza Malatya yine Hacı Bektaş Veli'nin ardılarından, çağdaşlarından olan Şah İbrahim Veli'nin coğrafyasıdır. Keza Malatya yine İmam Zeynel Abidin sonundan birçok seyit ailelerinin memleketidir, coğrafyasıdır. Dolayısıyla Niyazi Mısri Hazretleri de böyle bir coğrafyadan gelmiştir. Her ne kadar babası Nakşibendiyse Sayın Hocam ifade ettikleri gibi kadiri eğitim almıştır. Bilal'e, Halbevik'te karar kılmıştır. Ama şu gerçeği de göz ardı etmemek lazım ki bir iki sünni tarikatın dışında veya birkaç sünni tarikatın dışında bütün tarikatlar tarikatın başı olarak, tarikatın piri olarak ledün ilminin de başı olarak Hazreti Ali'ye çıkardılar. Bu vesileyle de Ehl-i Beyt kavramının ikinci kişisi olan Cenab-ı Peygamberimizden sonra Hazreti Ali bütün tasavvuf ehli tarikatlarda piri, büyüğü, mürşidi olarak kabul edilmektedir.
Şimdi Mevahidül İrfan adlı eseri Sayın Süleyman Ateş hocamızın kendisi. Oradan birkaç cümle okumak istiyorum. Ve burada çünkü Niyazi Mısır Hazretleri'nin Ehl-i Beyt'e yönelik bazı atıflar var. Biraz sonra da biraz daha geniş şekilde açmaya çalışacağım. Çünkü Hazreti Mısır'ın şu anda okuyacağım fikirlerini eğer ciddi bir şekilde takip edersek Hacı Bektaş Veli'nin felsefesine gireriz. Keza Hazreti Dâin'in Nehr-i Beraga adlı eserinde ciddi paralellikler, belki kelime kelime aynı değildir ama bazı yaşama ve inanca ait görüşlerini Hazreti Dâin'in Nehr-i Beraga'sında paralelliklerle de noktalayabiliriz. Diyor ki, güzel ahlak imandır, amendir, ihlastır, zikirdir, ihsandır, tevazudur, öğüttür. Sofra 16'da, 1664 senesinde Bursa'da Hazreti Peygamber'in mübarek yüzünü rüyada görmek şereflerine ayrıldı. Sofra 24, peygamberler ve veliler Allah'tan gelip Allah'a giden kervanlar ve kafilelerdir. Kendini beğenmek, ruhi tekamülü yok edici sebeplerden biridir. Gönüllerinde öyle sırlar vardır ki ifşa edilmesi haramdır. Bu da tasavvufun ne kadar derin bir ilim olduğunu herkesin anlayan bir ilim ve bazı sırların da tarikat erbaplarının kendilerine saklayacakları konusunda bir beyan. Çünkü Hazreti Ali'yi de tetkik ettiğinizde o aynı benzeri sözse de mesela kainatla ilgili şunu der Hazreti Ali. Ben gökyüzünün yollarını, yeryüzünün yollarından daha iyi bilirim. Ama konumum bunu açıklamaya müsait değil. Çünkü bazı sırları kendisiyle beraber taşımak durumunda. Sofra 52. Amellerin en zoru küçük cihattır. Cihatların en zoru ise nefisle mücadeledir. Ki nefisle mücadele de ve nefsi yenmek, nefsi duygulardan sıyrılmak, insan-ı kamil olma yolundaki en büyük savaş, en büyük cihattır. Sofra 57, nefis güzel ahlak ile sahiplenir. Sofra 59, elhamdülillah, eğer Mısır'ın itikadını sorarsanız o 76 yaşına gelmiştir. Bütün ömründe sahih bir itikad bulmaya çalıştı. Nihayet şuna inanır, Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğuna. Hazreti Peygamber'in benden sonra peygamber gelmeyecektir sözü ise şu anlama gelir. Benden sonra şeriatına muhalif bir şeriat gelmeyecektir. Onlar da Hazreti Hasan ve Hüseyin dedelerinin yolunu takip etmişlerdir. Sofra 60. Yezid, Allah düşmanlarının en büyüğüdür. Allah ve Resulü ona lanet etmiştir. Biz nasıl lanet etmeyelim? Allah'ın laneti ona, taraftarlarına, yardımcılarına, dostlarına ve sevdiğinden ötürü ona lanet etmeyen herkese. Sofra 62. Ey Allah'ın Resulü'nün ehli beyti! Ey kendilerini methetmek için Kur'an ayetleri inen kimseler! Ey Resulullah'ın ehli beyti! Sizi sevmek farzdır. Siz bütün ümmetlerden üstünsünüz. Ey Resulullah'ın ehli beyti! Sizi Kur'an övmüştür. Artık benim övmemin, benim sözümün ne kıymeti var? Sofra 69. Ey kardeşler! Ben inançlı zorba değilim. Hasetçi münkür de değilim. Gökler gibi yüksek değil, aksine yerin aşağısı. Beni hor görmeyin. Hasenanların risaletleri hakkındaki şüphelerinizi gelin bana sorun. Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'le ilgili. Onların risaletleriyle ilgili şüphelerinizi gelin bana sorun. Eğer gerçek sizin sözünüzde ortaya çıkarsa hemen kabul ederim. Bende ortaya çıkarsa çekinmeyip kabul ederim. Sofra 70. Hatipler minberlerde Hasan'la Hüseyin'i tasvip ederken iki güneş, iki ay, iki bedir diyorlar. Allah Resulü fazilet güneşidir. Onlar da onun iki parçası. Mısır'ın elbet ve anlayışını ve sevgisini anlatıldı bu ağırlık olarak sofra 62. Biraz daha açacağız. Sofra 62'de Hazreti Muhammed evladını sevenin fazilette Hazreti Muhammed evladına buğz edenin ziyanda olduğu hakkındadır. Sevgiye buğzun ezeli olduğu belirtilir.
Burada Ehl-i Beyt'e nazil olduğuna inanılan Enam 158, Şura 23, Ahzab 33, Saffat 130, Ali İmran 31, Taha 82 gibi ayetleri Hazreti Peygamber'in kabul gören Ehl-i Beyt'e yönelik sevgiye muhabbeti işaret eden hadislerinin en etkili ağızdan açıklamaları vardır. 5 dakika. Şimdi sofra 62 açmak en az 7-8 sayfalık bir şey. Tahmin ediyorum ki yarım saat 40 dakikadan fazla rahatsız bir şey. Ama ben lezzetini vermek durumunda kaldım. Vahdet vücut sayesinde Mısri tarikat silsilesinin birçok tarikatlarda olduğu gibi Hazreti Ali'ye bağlı. Risale'de başta Hazreti Ali olmak üzere Ehl-i Beyt imamlarından, onların gördüğü zulümden ve onlara zulmedenlerden bahsedilir. Mesela şöyle bir ibare var. Cümlesi 12 imamların Nesl-i Muaviye elinde şehit olmuşlardır. Bu da bir beyan. Bazıları bunu kabul etmeyebilirler. Zevkte kullanılan isimler burayı. Mısri Risale-i Hasane'inde Bakara 130. ayete vurgu yaparak neden diğerlerinin torunlarına inanıyorlar da Hazreti Hasan ve Hüseyin'i onlardan ayırıyorlar der. Bakara 285'te peygamberlerin arasında hiçbirini ayırt etmeyiz ayeti gelmiş iken ayırma sebebi nedir diye sorar. Buradaki espri kendisinin Hazreti Hasan'ın ve Hazreti Hüseyin'in nebi kabul etmesinden kaynaklanıyor. Onun savunmasıdır ama bu bayağı zaman alan şeyler. Ben bir yere özete gitmek durumunda kaldım. Bakara 136'da şöyle diyor Cenab-ı Allah. Allah'a bize gönderilene, İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve torunlarına, gönderilene, Musa'ya ve İsa'ya verilene, Rableri tarafından peygamberlere verilene, onları birbirinden ayırt etmeyerek inandık, biz ona teslim olanlarız deyin. Peygamberimizin benden sonra nebi yoktur sözü ise Hz. Muhammed'den sonra şeriat sahibi peygamber gelmez demek diye yorumlar. Devamla Hz. Hasan ve Hüseyin şeriat getirmediler, yani yeni bir din getirmediler, dedelerinin şeriatına tabiydiler. Her ikisi de dedelerinin birer parçasıdır, dedelerinden ayrı değildir diye vurgu yapar. Şimdi yorumlar var ama herhalde hocam vaktimiz biraz bayağı daraldı. Onun için ben biraz kestirmeden gireceğim. Aslında hocamın dediği gibi kitap şıkkında herhalde kitabı okuyacağız, şey yapacağız. Şimdi efendim, Hazreti Mısri son kez sürgüne gittiğinde dönemin padişahı II. Ahmet'e bir mektup yazar. Bence Niyazi Mısri'nin Ehl-i Beyt sevgisini tek paragrafla özetlemek gerekirse bu mektubu okumak gerekir. Ey Sultan Ahmet, senin bana şiddetle adaletin İmam Hasan ve Hüseyin Aleyhisselam'a evvel mümin olduğundan 78 yaşına geldim. İlimden ve amelden bir itimat edeceğim yoktur. Ancak 12 sultanın nübüvvetlerine evvel mümin olduğuma fahrederim. Bir elim Hasan'ın omuzunda, bir elim Hüseyin'in. Mısri, 12 sultanın yolunda kurbandır. Ne zaman emredersen hemen celadır yolda Mısri'yi pare pare kesilir der. Ay, ay. Niyazi Mısri Hazretleri Ehl-i Beyt aşkı ve sevgisi ona ayağına takılan kayda sürgüye gitmiş, kireyi çekmiş. Aşağı bakmış. Ama bellik mertebesine de ulaşmıştır. Aynen İmam Hazam Hazretleri gibi.